Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobi Sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere burada gördüğünüz bu tatlı domateslerin yapımını anlatacağım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Birlikte bu güzel modeli çalışırız. Bu modeli arkadaşlar biz okulumuzda yerli malı haftasını kutluyoruz. Arkadaşımın kızı için hazırladım. Beresini bu domateslerle süsleyeceğiz. Yine kendi kızıma da taç olarak yapacağım. Tacı süsledikten sonra bir tane domates yapıştıracağım. Yerli malı haftasında bunları kullanacağız. Tabii sizler bunu dilerseniz farklı birçok alanda kullanabilirsiniz. Çocuklarınıza oyuncak yapabilirsiniz. Küçük bir aparat takarak bir anahtarlık yapabilirsiniz. Farklı alanlarda dediğim gibi değerlendirebilirsiniz. Domateslerimizin yapımına geçmeden hemen kullanmış olduğum iplerin bilgisini de vermek istiyorum. Ben koton iplikler kullandım. Şöyle hemen sizlere göstereyim. İki renk kullanıyoruz. Kırmızı ve yeşil. Dilediğiniz iplerle elbette yapabilirsiniz ama benimle aynı ipi yapmak isteyenler olabilir diye göstermek istiyorum. Koton bir iplik. Kalınlığımız da burada arkadaşlar 100 gramda 330 metre. Tığ numarası olarak 2.20 metre bir tığ kullandım. Milim pardon. 2.20 milimetre. Evet, şimdi dilerseniz domateslerimizin yapımına geçelim. Kimler hangi alanlarda kullanacak yorumlara da yazarsanız çok memnun olurum. Hadi videomuza başlayalım. Evet, bismillah diyelim ve kırmızı ipimizle başlıyoruz arkadaşlar. Ben sihirli halkayla başlıyorum. Zincirle de başlamak isteyenler olabilirse o şekilde de başlama yapabilirler. Hemen şuradan ipimi öncelikle kapatıyorum. Buradan çıkarttım. Bu ipi tutuyorum. Ve bu sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi kısa olan ipimi çekiyorum. Ve buradan sıkıştırarak kapatıyorum. Şöyle bakalım. Şimdi şurada kaydırma yaparak ilk sık iğnenin içinden eklemimi yaptım. Birinci sıramızı bitirdik. İkinci sıramızda her sık iğneye 2 tane sık iğne yaparak artırma yapıyoruz ve 12 tane sık iğnemiz olmalı. Şimdi ben bu yer tutucuyu da buradaki bırakmış olduğum ipi de arkadaşlar yer tutucu olarak kullanıyorum. Şu son yapmış olduğum gözden batıyorum ve öne doğru çıkartıyorum. Yani sizler burada isterseniz farklı bir ip de kullanabilirsiniz. Farklı bir materyal de kullanabilirsiniz. Ben sıramı karıştırmamak için bunu her sırada bir üst sıraya çıkartıyorum ve sıra başımı bu şekilde takip ediyorum. Evet, ikinci sıramızda 12 tane sık iğneye ulaştık. Şimdi üçüncü sıramızda bir tek bir çift yaparak devam edeceğiz. Bir tane tek, bir tane çift. Bir tek, bir çift. Ve sıra sonunda 18 tane sık iğneye ulaşacağız. Tamamlayıp geliyorum. Evet, şuradan tekrar yer tutucu olarak yaptığım ipi çıkartıyorum. Bir üst sıraya geçtim. Bunu bu şekilde ilerletip sıramı kaybetmiyorum. Şimdi dördüncü sıramızda iki tek bir çift yapıyoruz. Bir, iki tane tek, bir tane çift. Bir tek, ikinci tek, bir tane çift ve sıra sonunda sayımız dördüncü sırada 24 sık iğne olmalı. Yapıp geliyorum. Evet, şimdi beşinci sıraya geçelim. Şuradan ipimizi yine çıkartalım. Buradan üst sıraya işaretleyelim. Beşinci sıramızda 3 tek bir çift yapacağız ve sıra sonunda 30 tane sık iğne elde edeceğiz.
Bir, iki, üç tane tek, bir tane çift yapıyoruz. Bir, iki, üç tek, bir tane çift. Evet, sıra sonuna kadar devam edelim. Beşinci sıramızı tamamlayalım. Evet, 6. sıradayız. 6. sıramızda 4 tek 1 çift yapıyoruz ve sıra sonunda 36 sayısına ulaşıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4 tane tek yaptım. 1 tane çift yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tek, 1 tane çift yapıyorum. 6. sıramızda da 36 sayısına ulaşıyoruz. Evet, 7. sıradayız. 5 tek 1 çift yapacağız ve sıra sonunda 42 sayısına ulaşacağız. Hemen başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tek, 1 tane çift yapıyoruz. Evet, sıramızı bitirelim. Evet, 8. sıradayız. 6 tek 1 çift yaparak sıra sonunda 48 sayısına ulaşacağız arkadaşlar. Başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bir tane de çift yapıyoruz ve bu şekilde sıra sonuna kadar aynen devam ediyoruz. 6 tek 1 çift şeklinde sırayı tamamlayalım. Evet, 9. sıradayız. 7 tek 1 çift yapacağız ve sıra sonunda 54 sayısına ulaşacağız. Başlayalım. Yedi tane tek, bir tane çift yaptık ve sıra sonuna kadar aynen devam edelim. 54 sayısına ulaştık arkadaşlar. Şimdi 10. sırada ve 18. sırada artırma ya da eksiltme yapmadan toplam 9 sıra 54 sayısıyla hepsine tek batarak artırma eksiltme yapmayacağız. Devam edeceğiz bu şekilde örmeye. Dediğim gibi 9 sırayı bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra eksiltmelere geçiyor olacağız. 10 ve 18 dahi toplam 9 sıra örelim. Evet, 19. sıradayız. Artık eksiltmelere geçeceğiz arkadaşlar. Artırmalarımızı yaptık. 19. sırada 7 tane sık iğne, 1 tane eksiltme yapacağız. Eksiltmemizi önce ilk sıradaki ilmekten ön lobundan bir ilmek alıyorum. Yanındakinin de ön lobundan bir ilmek alıyorum ve üçünü bu şekilde çıkartıyorum. Tekrar 7 tane sık iğne yapıyorum. Eksiltme yapıyorum. Bu şekilde devam edelim. 19. sıramızda 48 tane ilmek kalmalı. Evet, 20. sıradayım. 6 sık iğne 1 eksiltme yaparak sıra sonunda 42 sayısını bulacağız arkadaşlar. Yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bir tane eksiltme yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. 20. sıramızı bitirelim. 42 sayısına ulaşalım. Evet, 21. sıradayız. 5 sık iğne 1 eksiltme şeklinde devam ederek 36 sayısını bulacağız. Başlayalım.
Evet, sıra sonuna kadar eksiltmemizi yaparak devam edelim. 22. sıradayız. 4 sık iğne 1 eksiltme şeklinde 30 sayısına ulaşacağız arkadaşlar. Yapalım. 1 2 3 4 sık iğne 1 tane eksiltme. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, 23. sıradayız. 3 sık iğne 1 eksiltme şeklinde 24 sayısına ulaşacağız. Üç sık iğne yaptı. Bir tane eksiltme yapıyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, 24. sıraya geçtik. Ben şu şekilde elyaflardan da içine yerleştirdim. Formunu verdim. İsterseniz pamuk ya da artık iplerde kullanabilirsiniz bu etapta. İçini doldurduktan sonra şimdi 24. sıramızda 2 tane sık iğne 1 tane eksiltme yapacağız ve 18 sayısına ulaşacağız. Hemen yapalım. 1 2 tane sık iğne yaptım. 1 tane eksiltme yapıyorum. Bu şekilde devam edelim. Başlangıç noktamıza ulaşalım. 25. sıradayız. Bir sık iğne, bir eksiltme yapacağız ve 12 sayısına ulaşacağız arkadaşlar. Hemen yapalım. 26. sıramızdayız ve artık bitiriyoruz. Burada da çift alarak hep eksiltme yapacağız. 6 tane eksiltme ile şöyle ikişer ikişer alacağız. Bu birinciydi arkadaşlar. 6 tane yapacağız bu şekilde eksiltmemizi ve bu sıramızı bitireceğiz. Artık domatesimiz hazır olacak. Kapatmayı da göstereceğim. Bu şekilde çifter çifter alarak 6 seferde kapatalım. Evet, domatesimiz hazır. Şu sonda da ben şöyle tutturuyorum. Burayı iğneyle de yapabilirsiniz. Ben tığ ile yapmak kolayıma geldi. Bir tane de zincir yaparak burada biraz pay bırakıyorum ve ipimi o şekilde keseceğim. Çünkü domatesimizin alt kısmındaki formu vereceğiz. Dileyenler burada iğne de takabilirler. Ben şöyle yaptım arkadaşlar. Hemen şuradan tığımı batırıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa, ben daha pratik geldi bana böyle iğne takmaktansa. Şuradan ipi aşağı alacağım. İnşallah alabilirim. Şuradan çıkarttım. Evet, ucunu bulduk. Gerisini yaparız. Şu elyafı geri alayım içine. Evet, şunu temizleyeyim önce. Şimdi bu ipi tekrar buradan ön kısma çıkartacağız. Onun için de yine şimdi buradan batıracağım. Şöyle biraz yandan alıyorum. Domatesimizin alt kısmının formunu vereceğiz. Bakın şurada şöyle çekiyorum. Bakın burada bir çukurluk oluşturuyorum. Şöyle. Orayı sıkı bir şekilde tutup, yani istediğim formu kaybetmeden şuradan bir tane zincir yaptım. Bakın burada bu formu verdim. Burada da zincirimle sabitledim. Şimdi bu ipi de çok kısa kesmeden şöyle domatesimizin içine yürütelim, kaybedelim. Evet. Formumuz oluştu. Şimdi şuradan kesebiliriz. Dediğim gibi iğneyle de yapabilirsiniz. Benim gibi de tığla da yapabilirsiniz. Şimdi bu formu da oluşturduk.
Domatesimizin sapını ve yapraklarını yapalım. Evet, sap için yine sihirli halka yapıyorum. Dileyenler zincir yapabilir. 4 tane zincir yapıyorum. Ay pardon, sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. Şimdi bunu çıkartalım. Yine sıkıştıralım. Şimdi 4 sık iğne üstünden devam edeceğimiz için arkadaşlar biraz zorlayabilir. Sık olarak devam ediyor. 4 sayısını kaybetmeyelim. O yüzden yine ben yer tutucumu, yani şu ipimi şöyle öne alacağım ki her 4'te nerede başladığımı kaçırmayayım. Eksiltme artırma yapmadan ilerleyeyim. Şimdi hiç artırma ya da eksiltme yapmayacağız. Ne yapıyorum? Pardon, şuradan batacağım. 4 sık iğne yapacağım. Her sık iğnenin içine bir tane. Şimdi 1 2 3. Şimdi buraya geldim. 4. Bu böyle kıvrılacak aşağıya doğru. Şu şekilde. Ve ben bu 4 sayısını hiç kaçırmadan, bu birinci sıramızdı, 5 sıraya tamamlayacağım. Yani tekrar her sık iğnenin içine bir tane sık iğne yapacağım. 4 tane sık iğne ile 5 sıra tamamlayacağım. Bu 1. Burası biraz zorlayabilir. Sık oluyor çünkü gerçekten. 2. Şöyle alta olan gözlerine batın. Arkadaş, yani iki kanadını alın. Şöyle aşağı doğru kıvırması gerekiyor. 3. Şuraya geliyorum. Şunu da alıyorum. 4. Tam gözüktü mü emin değilim, sizler görebildiniz mi, ama şurada oluşan 4 tane sık iğneyi devam ettiriyoruz. Şimdi ben 2 sıra yaptım, 3 sıra daha devam edeceğim. Şöyle uzunca bir sap yapacağız. 4 sayısını takip ederek 5 sıra yaptım arkadaşlar. Şimdi şuradaki bu ipimizi de iç kısma çekeceğim. Artık bu burada dursun. Hatta bu da içine biraz elyaf gibi, şey gibi, pamuk gibi burada bir formda verir, yani içinde kalırsa. Bunu böyle içeri alırız. İçine tıkıştırırız en sonunda. Ben öyle yaptım diğerlerini. Ama kameranın karşısında biraz zor oluyor tabii böyle ufak şeylerle uğraşmak. Mantığını anlattım. Sizler daha rahat yaparsınız. Çekemiyorum içine. Tamam, şöyle aldık. Şunu da alalım. Almışken. Tamam. Bu ipi sonradan içine iteceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle ayırayım. Şimdi ne yapıyorum? 4 tane sık iğnemiz var. Hepsine çift batıyorum ve 8 sayısını buluyorum. Yani sıradaki sık iğneye 1, 2 kere batıyorum. Üç, dört. Çevirdim. 5 6 Şimdi bir tane daha batacağım. 8 8 Şimdi 8 sayısını tek sık iğne yaparak yine bir sıra 8 sayısında ilerleyeceğiz. 1 2 3
4 5 6 7 8. Şöyle domatesimizin şu kısmı oluştu. Yani yaprak şöyle tam domatese gelecek olan kısım oluştu. Şimdi şunu içine tıkıştırayım ben. Hemen bu artık şurada şöyle içine yittireceğim arkadaşlar. Evet, şimdi olduğum noktada yapraklarını yapacağız. 7 tane zincir yapıyorum. İkinciye doğru geriye dönük bir tane kaydırma. İkinci kaydırma ve üçüncü kaydırmayı yapıyorum. İki tane de sık iğne yapıyorum. Bir, iki. Son olana şuradan battım. Bakın ilmeği çıkardım. Önce bir, sonra iki çıkartarak biraz genişledim yaprağımı. Sonra bakın burada başlamıştım. Bir tane atlayıp diğerine kaydırmayla ekledim. İlk yaprağımız hazır. Şimdi tekrar 7 zincir. Bu şekilde devam edeceğiz. Yani 5 tane yaprak olana kadar 3 tane ilmek kaydırma, 2 tane sık iğne, 10'uncuya da önce tek sonra iki kere de çıktığımız küçük bir trabzan diyebiliriz yapıyoruz. Bir taneyi bırakıp bir diğerine kaydırma yöntemiyle ekliyoruz. Ve aynı şekilde devam ediyoruz. Böyle 5 tane yaprak yapalım. Evet, 5. yaprağımı da yaptım. İlk yapmış olduğum yaprağın dibinden şöyle kaydırma yöntemiyle ekledim. Bir tane de zincir yaptım ve bunu da uzun bırakarak kestim. Bunu dikeceğim arkadaşlar. Keşke tığ ile yapmam mümkün olsaydı ama dikmeyi hiç sevmem ama örmeyi çok severim. Böyle bu maalesef tığ ile dikemeyeceğim. Her şeyi örsem ama dikmesem. Bunu şuradan geçireyim ben. Şimdi göremeyebilirim. Sonra dikişi de göstereyim. Evet. İğnemi şöyle batırarak yukarıdan önce çıkartıyorum. İpimi yukarıya aldım. Şu kısma geleceğiz. Dikiş yaparken şu noktalardan dikiş yapacağız. Yani yaprakları ben havada bıraktım. Sizler dilerseniz şöyle dik edebilirsiniz tabii ki. Ben böyle daha hoşuma gitti. Daha boyutlu gözüktü. Şimdi ne yapıyorum? Şuradan başlayacağım arkadaşlar. Bakın şöyle. Şuradan çıkacağım. Videomuzda çok fazla uzasın istemiyorum. Sadece mantığını göstereyim. Şöyle diktim. Şimdi ne yapıyorum? Buradan batıp şuradan çıkıyorum ve bu şekilde bir dikiş yapıyorum. Farklı hiçbir şey yok. Sağlamlaştırdıktan sonra artık tamamlamış olacağız. Şu noktaları dediğim gibi dikmeyin. Şu kısımlarda dikişinizi tamamlayın. Evet, dikişi tamamladım. İpimi de altta düğümledikten sonra bu ipi de kopartmadan şöyle aşağı çektiriyorum arkadaşlar. İçine aldırıyorum. O şekilde gizlemiş oluyoruz. İpimiz içinde kalsın. Ben bunu dediğim gibi taç olarak planladım. Ama daha son aşamasına karar veremedim. Yaparsam zaten kapak fotoğrafı olarak size gösteririm. Şöyle ben böyle bir taç var elimde. Bunu henüz dediğim gibi karar veremedim ama şöyle ya şeritlerle, fiyonklarla şöyle dolayacağım. Bunu böyle üst üste sıkı bir şekilde. Domatesi de şöyle tacımın üstüne yapıştırmayı planlıyorum. Dediğim gibi sizler farklı şekilde de farklı yerlerde de kullanabilirsiniz.
Domatesimiz hazır. Umarım memnun kalmışsınızdır anlatımımdan. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomun sonunda çıkacak kartlara lütfen göz atın. Daha önce sizler için hazırladığım farklı modeller de var. Yine YouTube kanalıma abone olmak ücretsizdir. Abone olup bildirimleri açtığınızda ücretsiz şekilde yapmış olduğum paylaşımlardan haberdar olursunuz. Yine kanalımda birçok farklı kategoride örgü modeli var. Oynatma listelerime de göz atarsanız çok sevinirim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, iyi günlerde kullanın.